Merhaba arkadaşlar. Bizim evimize hoş geldiniz. Biz bugün odamdaki eşyaları salona taşıyacağız. Bugün Ayfer teyze iftara davetliyiz. Ramazan şu an çalışıyor mesaide. O gelene kadar ben Bulut'un odasını bir toparlayacağım. Ufak böyle taşınabilir şeyleri salona geçireceğim. Çünkü oradan iftardan geldikten sonra eğer ki yapabilirsek halimiz olursa bu odayı boyamak istiyoruz. Evet, Bulut durmak istemiyor her zamanki gibi. Ben hazırlanırken Bulut evde tam bir kaos yaratmış. Şu anda hem salon hem de çocuk odası. Anlatamam size. Bütün her yere oyuncakları dökmüş. Hem ortalığı toparlamak olacak hem salonda ona bir oyun alanı açmaya çalışacağım. Oyun alanı mı? Evet anneciğim. Dediğim gibi. Devam et. Tamam. Dediğim gibi Ramazan gelene kadar şu işleri toparlayabildiğim kadar toparlayayım. Geldiğimiz zaman çünkü direkt en azından boyaya girebilelim. Sahura kadar boyasını bitirebilirsek en azından biz de rahat ederiz. Burada Bulut'un yeni yatağı var. Odasında bayağı bir değişiklik olacak. Neden boyuyorsun diye Bulut az önce sordu bana. Anne o da, benim odam gayet temiz, neden boyuyorsun dedi. Onu da göstereyim bir saniye. Evet, neden boyayacaksınız derseniz de maalesef üst kattan şöyle bir su sızıntısı oldu. Şurada boyası kalkan yerler falan da oldu, görebiliyorsunuzdur. Hatta netleştirirse evet, şuralarda da maalesef akan yerler oldu. Şurada falan daha önce Bulut'un boy cetveli vardı, onları söktük, hepsi böyle leke leke oldu maalesef. Hatta şöyle kapısında da kabaran yerler olmuş. Bulut onları da böyle parmağıyla sökmüş hep. Yani bu odanın bir tadilata ihtiyacı vardı. Renk değişimi yapmayacağız. Ama bir boyanacak. Bebek odasından çocuk odasına geçecek. Evet, oda gördüğünüz gibi bayağı hani kötü oldu. Tavanları da duvar boyası da aynı şekilde. Renk değişimi yapmayacağız. Zaten evin tamamı bu renk gri. Açık bir grisi var. O yüzden renk değişimi olmayacak ama temiz bir görüntüye kavuşsun artık. Ayrıca çocuk, yani bebek odasından çocuk odasına dönüşecek artık, öyle söyleyebilirim. Ufak tefek değişiklikler de olacak odada. Öyle, şimdi Ramazan gelmeden ben hemen bir ortalığı düzenlemeye çalışayım ne kadar yapabilirsem. Sonrasında zaten çıkacağız, iftara yetişmeye çalışacağız çünkü. Thank you.
Bakın bakın şu güçlü çocuğa bakın nasıl taşıyor bütün minderleri. İki tanesini taşıdı, üçüncüyü getiriyor. Allah sen nasıl güçlüsün annem. Sen nasıl çalışkansın annem. Bakın bakın nasıl taşıdı be. Evet, nereye koyuyorsun sonra bunları getirince? Nereye getiriyorsun? Hı? Bakın nasıl güzel diziyor bir de buraya. Yardım edeyim ben de sana, gel. Şöyle. Şöyle dizelim, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim, eline sağlık. Evet, hızlı hızlı hemen Bulut'la beraber bu odayı boşalttık değil mi anneciğim? Görüyorsunuz baya baya artık badanaya hazır halde. Birkaç eşya kaldı orada, askılık kaldı. Bir de şu dolabın üstündekiler falan kaldı. Onları olmadı beşiğin içine koyarım. Zaten üzerlerini örteceğiz muşambayla. Öyle artık geç kalmaya başlıyorum. Bulut'u da giydirdim en son. Artık kendim de hazırlanayım. Bulut'a bir de abur cubur çantası istiyordun değil mi? Tamam, Bulut'a bir de abur cubur çantası hazırlayacağım. O sırada da Ramazan gelmiş olur. Bir 15-20 dakikaya gelmiş olur o da. Ondan sonra çıkarız. Nereye gidiyoruz? Alper teyze. Arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Evet. Yaşasın. Aa, salıncağını sökecektik, onu unuttuk. Neyse, baba gelince babayla beraber sökeriz. Ertesi günden yeniden merhaba. İçeride çekmek istemedim. Bulut'un odası tamamen bomboş olduğu için şu anda acayip yankı yapıyor orada ses. Dün hiç çekim yapmadım. Teyzeye giderken de çekim yapmadım. Zaten biraz trafik vardı. Trafikte geçirdik zamanı. Sonra da orada aslında çok güzel, çok keyifli zaman geçirdik ama hiç kamerayı elime almadım. Şimdi kalktık, Bulut'u teyzesi gide bıraktık. Biz mobilyaları ortaya çektik. Hafif hafif badana işlerine başlıyoruz. Bugün inşallah bitirebiliriz. İftara kadar bitirebiliriz. Öyle sonrasında da Bulut'un yeni odasının şeklini vermek kalacak. Geldiği zaman yeni odanın şeklini beğenecek mi? Tavrı ne olacak? Acayip merak ediyorum. Öyle odanın son halini de size de bir şöyle göstereyim hemen. Evet, salıncak söküldü. Bulut onu kaldırmamıza izin verdi. Dolabın arkasında da yine kabaran yerler olmuş, dediğim gibi nem alıyor. Şöyle beşiğiyle gardırobu da şimdilik ortada, üzerine böyle poşet geçirdik. Öyle perdeleri çıkartayım, ondan sonra başlayacağız.
halimin, perişanlığının kusuruna bakmayın. Şu anda odanın boyası bitti. Kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra artık yerleştirme aşamasına geçeceğiz. Artık iftar saatine de galiba 1,5 saat mi kaldı Şeyma? 1 saat 15 dakika kalmış. O arada işte Bulut'un beşiğini sökeceğiz. Bulut yani gelmeden önce odayı da hazırlayabildiğimiz kadar hazırlamak istiyoruz. Güzel oldu, temiz oldu ama ilk başta bayağı bir zorladı bizi. O küf olayları falan var ya, boyayı bayağı bir kustu. Yani normalde belki 1-1,5 saatte yapacağımız boyayı küf yüzünden 2 saatte mi 3 saatte mi ne yaptık? Şeyma da sağ olsun sonradan bize yardıma geldi. İyi ki gelmiş. Ben onların arkasından sadece temizlikleri yaparken Ramazan'la Şeyma boya işlerini hallettiler sağ olsunlar. Öyle, şimdi artık yerleştirme aşamasına geçiyoruz. Yerleştirdikten sonra inşallah artık böyle güzel, ferah bir şekilde Bulut'cum da kullanabilecek. Evet, odanın son hali böyle. Bugün de bitiremedik maalesef. Bulut gelmeden şu kadarını yerleştirebildik ama şurası Bulut'un televizyon dolabı olacak. Bu beşiğinden çıkan parça. Bu tarafta çekmeceleri var. Bu tarafta da böyle depolama alanı var. Beğendin mi yeni odanı? Beğendim. Bu ne? Bu da senin artık televizyon sehpan olacak, tamam mı? Onlar senin beşiğin altına sakladığın oyuncakların. Bak artık çekmecelerin burada. Evet. Gel bak, burada da ne var? Buraya da artık oyuncaklarını koyabileceksin, tamam mı? Beğendin mi? Tam zıplamalık diyor ya.